Mutfağımdan hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı harika trüf tarifim olacak. Çocukların çok sevilecek yediği bir ikram olacak ve ben kızımın doğum günü için yaptım bunu. Öncelikle kekin yapımıyla başlayalım. 2 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. 1,5 çay bardağı şekerle köpürene kadar çırpıyorum. Ardından birer çay bardağı sıvı yağ ve süt ilave ediyorum. Sıvı malzemeleri son bir kez bir tur karıştırabilirsiniz. Ve katı malzemelere geçiyoruz. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 1,5 su bardağı kadar un ilave ediyorum. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ilave edip karışana kadar çırpıyorum. Un miktarı eğer fazla gelirse, sıvı bir kek olmasını istiyoruz bunun. Çünkü yumuşak olması gerekiyor. Çok sert olursa krema ve çikolata ile buluşturacağımız için istediğimiz kıvam olmaz. Eğer katı olursa kekiniz biraz sütle inceltebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Yağlanmış borcamı alıp fırına gönderiyorum. O fırında pişerken biz ganajımızı hazırlayalım. 1 paket kremayı ısıtma kabına alıyorum. Isıtıyorum. İçine 2 paket çikolata koyup erimesini sağlıyorum. Çikolataların biri bitter, biri sütlü olarak kullandım ben. Evet, ganajım bu şekilde hazır hale geldi bakın. Oda sıcaklığında kekim tamamen soğuyana kadar ikisini de bekletiyorum. Evet, kekim fırından çıktı ve soğudu. Bakın bu şekilde kaşıkla kekimi parçalayarak karıştırma kabıma alıyorum. Keki bu aşamada dilerseniz rondodan da çekebilirsiniz. Fakat ben elimle yoğurmayı tercih ettim. Evet, kekin hepsini öncelikle almadım karıştırma kabına. Kontrollü gitmek istedim. Ganajın yetip yetmeyeceğini çünkü emin olamadım. Bakın bu şekilde elimle yoğurup inceltiyorum kekin kıvamını. Kekim bu hale geldi. Ve ganajın bir kısmını ilave ediyorum üzerine. Ganajın da yine bir kısmını eklemiyorum. Kontrollü gidiyorum dediğim gibi. Yetip yetmeyeceğini kıvamına göre ayarlayacağız. Bu şekilde yoğurmaya başlıyorum elimle. Eze eze yoğurabilirsiniz. Bu aşamada isterseniz fındık, fıstık, ceviz kırığı istediğiniz şekilde kuru yemiş ilave edebilirsiniz. Çocuklardan yemeyenler oluyor bazen. O yüzden koymadım ben bu sefer. Ama fındık çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Bu arada ben kekin devamını da koydum. Ve krema ganajın da devamını koydum. Toplamda görmüş olduğunuz ölçülerin hepsini kullanarak trüflerimizi bu şekilde hazırladım. Ben bilgi kutusuna da yazacağım bütün malzeme listesini, oradan bakabilirsiniz. Yoğurduğum ben hamurumu, kekli karışımı buzdolabında beklettim arkadaşlar. Bir 2-3 saat boyunca buzdolabında bekletirseniz şekil vermesi daha kolay olur. Buzdolabında beklettikten sonra bu şekilde ceviz büyüklüğünde toplar yapıp diziyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir çikolata koyarsanız çok memnun olurum. En azından sizin de izlediğinizin farkına varırım. Trüflerimi bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Ve bu haldeyken de ben bunları difrize kaldırdım. Ve daha çok soğumaları için. Bir paket çikolatayı yine benmari olarak erittim. Ve buzluktan çıkan trüflerimi çikolataya bandırarak bu şekilde diziyorum tabağıma. Sadece üst kısımlarını bandırıyorum. Dilerseniz komple de çikolataya bulayabilirsiniz ama bu yeterli oldu benim için. Bu şekilde kürdan yardımıyla yaparsanız işiniz daha da kolaylaşır. Çikolatamız henüz sıcaktı. Trüfler ise buzlukta donmuştu. O yüzden üzerine sürdüğüm çikolata anında donuyor. Trüflerimi dolaba koydum ve bir gün dinlendi. Ben şimdi beyaz çikolatamı süslemesini yapacağım. Şöyle 1-2 parmak küvertür beyaz çikolatayı benmari erittim ve temiz bir poşetin arasına aldım. Sağlam bir buzdolabı poşeti de bu işi görebilir. Ucunu minicik bir şekilde kürdanla deldim ve türüfleri bu şekilde birbirine yaklaştırdım. Ki ben bu şekilde seri bir şekilde sıkacağım. Çikolatamı aralarda boşluklar olunca tabağa dökülmesini istedim. Bu şekilde beyaz çikolatayla trüflerimin son dokunuşunu yapıyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üstüne kürdan batırabilirsiniz. Hayal gücünüze kalmış. Renkli küvertör çikolatalar var. Pembe olan frambuaz. Onlardan da kullanabilirsiniz. Benim elimde şu an beyaz vardı. Onunla yapıyorum bu süslemeyi. Marketlerde satılan paket şeklindeki beyaz çikolatalardan da olur. Fakat onların içine bir miktar kakao yağı eklemeniz işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Çünkü onların biraz yağ oranı düşük oluyor bildiğim kadarıyla. O yüzden bu şekilde sıvı hale gelip akıcı olmuyorlar. Ama ben onlarla da çalışmıştım. Olmaz demiyorum. Onlarla da cheesecake çok fazla süsledim zamanında. Bu şekilde bütün trüflerimi beyaz çikolatayla istediğim gibi süslüyorum. Biraz gelişigüzel çizgiler atıyorum açıkçası. Çok da özenmedim. Evet, açıkçası bu ölçüden birazcık daha fazla çıkmıştı. Bir 10 tane daha kadar vardı ama çocuklar onu yemek istedi. Akşam onlara ben onu tabii ki de yedirdim. Sabaha kalanlar bunlardı. Bunları da bu şekilde süsledim. Ve böyle bir taşıma kabını alıyorum. Kızımın doğum gününü anneannesinde kutlayacağız. Oraya götürmüş olacağım bunları. O yüzden taşıması kolay olsun diye bu şekilde bir kutuya koyuyorum. Yapması çok eğlenceli ve çok pratik. Görseli çok güçlü. Harika bir ikram. Tarifimi denerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz yine Instagram DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Umarım yiyecek olanlar da beğenir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Videolarımı izledikten sonra yorum ve beğeni yaparsanız çok çok memnun olurum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.